Özür dilerim anneciğim. Ne olacak şimdi bilmiyorum. Kafam durdu, düşünemiyorum. Bir rüyadayım sanki. Zaten ancak rüyada olabilir böyle şeyler. Kafamı toparlamak zorundayım, yoksa delireceğim. Serp nasıl hayatta kaldı? Bilmiyorum. Nelere bulaştı? Bilmiyorum. Peki seni kaçıranlar? Onun dostları mı, düşmanları mı? Bilmiyorum. Serp, Bahar ve çocukların neden öldüğünü sanıyor? Nereden çıkarmış bunu? Bunu biliyorsun değil mi? Şirin. Bunu biliyorsun değil mi? Yüzüme bak. Sarp, Bahar ve çocukların öldüğünü nereden çıkarmış? Anne. Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl bir şeyin içindeyiz? Anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Her şeyi bu hale getirmeyi başardığına göre ne yapacağımızı da bilmen lazım. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Gidip hep belaya bulaşacaksın böyle. Ne yapacağız diyorum sana? Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama ne yapmayacağımızı biliyorum. Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeyeceğiz. Sarp'ın yaşadığını kimseye söylemeyeceğiz. Tamam mı? Yoksa bizi öldürecekler. Bunu böyle yaparsak güvende olacak mıyız sence? Emin değilim. Üzüm. Lütfen. Üzme kendini, tamam mı? Bak, ben bulacağım bir yolunu. Yani sadece biraz düşünmem lazım. Kafamı toparlamam lazım, tamam mı? Şu süreçte hiçbir şey yapmayalım. İyice düşünelim. Lütfen. Bak, sen iyi görünmüyorsun. Ben sana kahvaltı hazırlayayım mı? Hayır. İşe geç kalıyorum. Bugün Jale ablana uğraman lazım senin de. Niye? Bir sorun çıkmış testlerde. Hastalık tespit edilmiş. Bir bu eksikti zaten hayatımızda. Bir dakika ya. Ne sarılığı ya? Sarılık mı tespit edilmiş bende? Ne alaka? Taşıyıcıymışsın sanırım. Jale anlatır sana. Ben bugün geç kalacağım. Otelde toplantım var.